Kumara Türkiye'de bir tek zaman, bir tek an, bir tek feraset ve fısal bir feraseti siyaset aktığı meşandını bir tabi zaman edeyi ki bir hamur zaman edine bir Ermeni ve bir Arabi ve bir Farsi ve bir Lazi ve bir Çerkezi ve hamur zaman edeyi ki Türkiye'de bir hana zaman edeyi ki hatına kadar kirli bir çanda on hatıya kadar kirli nasname on hatına kadar kirli ama am de hazin bir roja iloyinde am de asla devleti dünyayı bir hela teknolojiye de hela bir mafi mürubada geçti asla her bilen bir roja iloyinde am de hizdikin av peymanik devleti Türk'a naf devleti netevi yekbuyda bu berfilşkar dediye bir kabul kiriye bir devleti Türk'a ve bu da giredane bir zamanı harib daha zamanı harib ne bizim zamanı cüda kendi zamanı Türk'a bir teybiyat ya ve erdnigariye bir kabul bıka vera nevanda ki bir devlet kırne bir her gelci bir zamanı kı bir perverda kı akıftına kı bir tekliyor kı pek bine. Bale havale hocam. Hamu zamanı gelir şirine. Zamanı halkı şirine. Ne zamanı dahi ki همو زمان ها شیرین تر و شکره هم از به فراسته و نزدی که زمان دایی که خود بین هم دجن به گل ما هر چه قاسی به پرگال به آستنگی مرا درد خواه لی هم از به فراسته و به زمان دایی که به هر مالک هر مالباتک پرا به مالبات خوی مال خوی وکه دبستانه که ببینه به زمان دایی که هی مزارو که خوب بکه بونجی زانن حوال عزیز برای دلال زمان دایی که وک آیت قرآن پیروزه زمان دایی که وک هونه خدا پیروزه ام چا عبادتی که قرآن دا نویسینه ام پک دیدن ام دجن ام بای پیشبری خدای خود گناهکار نبینن لید هم بار بکن زمان دایی که جوا قصی پیروزه سوی خود تعالی ویز حسابی یه ما بپرسه ای گلی کردیه بیجه همو ملت دنیای مکنه خدا پر زمان دا بچان دا نسنامه دا ولد دا آختا ابنا گش خوی در کتن اب گوتنی ما این نجی و چه ما زمانی خوی در نکتن هون چه ما در نکتن هون دیندار حتن پیش بریم هون بار بکن اما هری عالم مزن هون بپرسن یه بپرسی و را بجن هون دیندار حتن پیش بری خدای خود اگر هون دخازن به کیماسی خوش بینن به اون حولی بین حلدانی به زمان دایی که خودی در کبن به زاروتی خود به در دور خو به گل فرا پریبا بکن به سر به فراستی به زمان خو خود بکن از نهاجی به ترکی ورا به سر زمان دایی که به چه فراستی نتاو یک بوی در چاوت قبول کرنه ورا پریبا بکن مبال ایجا دنیا آنا دلی گنی باسن اخشانوازی تشتک متنه دی دهرلی باسن امکشیلری یاشادگیمز جغرافیا çok dilli, çok kültürlü ve çok dinli bir yapıya sahip olmasına rağmen Cumhuriyet tarihinden yana izlenen tekçi politikalar yüzünden farklılıklarımız her geçen gün yok edilmektedir. Bu coğrafyada yaşayan farklı diller, yasaklar ve asimilasyonun kıskacını alınarak yok edilmeye çalışmaktadır. Türkiye'de konuşulan bazı diller yok olmuş, bazıları ise yok olmayla karşı karşıyadır. 2020 Uluslararası Ana Dili Günü çalışmaları barışçıl, diyalog ve sosyal içermenin desteklenmesine katkıda bulunacaktır. Dilsel ve kültürel çeşitliliğin tanınması ve saygı göstermesi toplumların birlik ve bütünlüğünün güçlendirilmesine katkıda bulunur. Bunlar hem toplum içinde hem de toplum arasında daha kalıcı barışın temelidir. Ve UNESCO'nun Uluslararası Ana Dili Günü'nü kutlama kararına yol açtı. Bu çerçevede kabul edilmiştir arkadaşlar. Uluslararası Ana Dil Günü 2020 kutlaması vesilesiyle UNESCO Genel Merkezi tüm üye devletleri sürdürülebilir kalkınma ve kalıcı barış için dilsel çeşitliliği ve çok dilliliği kutlamaya davet etmektedir. UNESCO Dünya Tehlike Altındaki Diller Atlası'na göre Türkiye'de 18 dil yok olmuş ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunlardan Ubihça ve Kapadokya Yunancası tamamen yok olmuştur. Tertevin ve Milahsova, Süret, Truyo, Batı Süryalice yani. Ladino ve
Gagavuzca, Romanca, Batı Ermenicesi, Hemşince, Lazca, Patus Yunancası, Abhazca dili de UNESCO listesine yok olma tehdidi altındaki diller arasında anılmaktadır. Çerkezce, Abazaca ve Zazaca ise UNESCO listesinde kırılgan diller kategorisinde yer almaktadır. Bölge illerinde Kürtçe dersini seçmek isteyen veliler, okul yönetimleri tarafından çoğu zaman materyal ve öğretmen eksikliği bahaneleriyle geri çevrilmektedir. Çoğu okulda Kürtçe derslerini dile vakıf olmayan vakti branşlardaki eğitmenler vermektedir. Bu bölümden mezun ataması yapılmayan yüzlerce eğitmen olmasına rağmen farklı branşlardaki eğitimlerin bu dersi vermesi kabul edilemez bir durumdur. Kürtçe ve diğer diller üzerinde Kur'an baskılar devletin tekçi anlayışını yansıtmaktadır. Bu tekçi anlayışa son verilmeli ve Türkiye'de yaşayan tüm diller anayasal güvence altına alınmalıdır. Kamuda çok dilli hizmet hayata geçirilmeli ve ana dilde eğitim hakkının gaspına son verilmelidir. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizim açıklamamız bitmiştir. Hepinize teşekkür ediyorum.